Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Gram altında beklentiler yüksek seviyede. Koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin pozitif etkisiyle piyasalar geçtiğimiz haftayı risk iştahı yüksek kapatırken Amerika Birleşik Devletleri'nde endeksler günü pozitif bölgede tamamladı. Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri inceleme kuruluna sunacağını açıkladı. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gıda ve ilaç dairesine virüse karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini belirtti. Böylece piyasalarda azalan güvenli liman talebi ons altın fiyatlarında da geri çekilmeye neden oldu. Ayrıca dolar endeksi Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan olumlu makroekonomik verilerle hafif primlenme hareketleri gösterdi. Bu primlenme hareketleri ons altın fiyatları tarafında geri çekilme potansiyeli yaratırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'e ilişkileri koparacak düzeyde yapmış olduğu açıklamalar sonrasında piyasalardaki endişelerde artış gösterdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmasına yönelik kararnameyi imzalaması üzerine TikTok'un önümüzdeki haftalarda Amerikan yönetimine dava açmayı planladığını belirtti. Bu gelişmeler sonrasında piyasalardaki güvenli enstrümanlara olan ilgi bir miktar artış gösterdi. Gram altının bir diğer fiyatlayıcısı olan dolar-türk lirası fiyatlamalarına bakacak olur isek Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaların meraklı beklediği müjde haberini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih sondaj gemisinin Tuna 1 kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz ile Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini belirtti. Bu gelişme Türk lirası varlıklar üzerinde hafif değerlenme hareketi yaratırken Kurda sınırlı bir geri çekilme yaşandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye'nin BB negatif seviyesindeki kredi notunu korurken not görünümünü durağından negatife revize etti. Bu gelişmenin akabinde yeni haftada tekrardan yukarı yönlü hareketlerine hız kazanan dolar türk lirasında gram altın fiyatlarında da yükseliş hız kazandırdığını görüyoruz. Gram altına teknik olarak baktığımızda dolar ve ons altın bazı gelişmelerin yükseliş ivmesine hız kazandırdığını görüyoruz. Piyasalardaki risk iştahının yüksek seyretmesine bağlı olarak gram altında oluşabilecek geri çekilmeleri 450 Türk Lirası desteği çerçevesinde yakından takip ediyorum. Bu seviye altında oluşabilecek Fiyatlamalarda ise bir sonraki geçiş noktası olarak 430 seviyesini yakından takip ettiğim önemli destek noktası. Olası bir yükseliş durumunda ise gram altının 488 seviyesini yakından takip ettiğim önemli direnç noktası. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.